sizleri selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Evet, sağ olun. Evet, Suriye devletinin, Suriye ordusunun, Suriye milletinin, kardeşlerimizin, komşularımızın yanındayız. Onlarla yüreklerimiz birlikte çarpıyor. Onların Amerikan emperyalizmine karşı bu kahramanca direnişini Türkiye'den destekliyoruz. Şu anda ben Antep'e gidiyorum. Antep uçağına biraz sonra bineceğim ve o sınırdan da komşularımıza elimi uzatacağım ve onlara Türk milletinin desteğini ifade edeceğiz. Şu günkü hükümet şu açıklamasıyla, yani Amerika'nın bombardıman füzelerini memnuniyetle karşılayan, Müslümanların vurulmasını, mazlumların vurulmasını memnuniyetle karşılayan şu günkü Tayyip Erdoğan hükümeti Türk milletini kesinlikle temsil etmiyor. Kesinlikle temsil etmiyor. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl komşuluk? Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl insanlık? İşte görüyoruz, bu hükümet Haçlı'nın hükümeti, Haçlı'nın kontrolünde olan bir hükümet, Tayyip Erdoğan yönetimi. Haçlı'nın bombardımanını, Haçlı'nın füzelerini destekleyen hükümet. Müslüman dünyası bu Haçlı'yı ta binli yıllardan beri tanıyor. 900'lü yıllardan beri, 1200 yıldır tanıyor bu Haçlıları. Şimdi o Haçlı'yı destekleyen Türkiye'nin başında oturan bir Tayyip Erdoğan yönetimi var. Ve biz Türk milletine, milletimize ve bütün insanlığa, komşularımıza, başta Suriye olmak üzere, Suriye, İran, Irak, Lübnan, bütün Arap komşularımıza, Fars komşularımıza, Rusya'ya ve bütün Asyalı, Asya'ya, Latin Amerika'ya, Afrika'ya Türkiye'den söz veriyoruz. Türkiye bu hükümetten kurtulacak. Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu ve Suriye'ye dost, insanlığa dost, komşuluğa vefa ve sadakat gösteren bir hükümete Türkiye'mizi kavuşturacağız. Bu konuda bütün insanlığa söz verdiğimizi açıklıyorum. Amerika'nın bu saldırısı hiçbir harbi, kıymeti harbiyesi olmayan bir saldırıdır. Amerika yenildi. Yenilgisini örtmek için bir takım böyle gösterilere girişmektedir. Amerika yenilmiştir. İstediği kadar füze attın, hiçbir füze Amerika'nın yenilgisini kurtaramaz. Suriye Amerika'yı yenmiştir. İnsanlık, mazlum milletler, Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın mazlum halkları ve Müslüman halkları Amerika'yı yenmiştir. Şimdi bu Suriye düşmanı hükümetten kurtulma sırası Türkiye'ye gelmiştir. Tayyip Erdoğan yönetiminden kesinlikle kurtulacağız. Vatan Partisi Türk milletini Vatan Partisi'nin önderliğinde toplanmaya çağırıyor. Haçlı emperyalizmine karşıyız. Amerikan emperyalizmine dur diyoruz. Bu hükümetin Amerika saldırısını desteklemesi aynı zamanda teröre karşı mücadeleye ağır bir darbedir. Ve Fethullah Gülen alkışlıyor şu an Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan'ı şu an Fethullah terör örgütü alkışlıyor. Fethullah terör örgütüyle aynı safa düştü. PKK ile aynı safa düştü. Amerika'nın istediği bir hükümet konumuna düştü. AKP'nin tabanına da çağrıda bulunuyoruz. Bakanlara da çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir hükümette yer almayın. Böyle bir partide yer almayın. Ey AKP'liler, ey AKP'nin vatanseverleri. Böyle Amerikan emperyalizmini alkışlayan, onlara destek olan bir AKP yönetiminin kumandası altında durmayın. Dost olun Müslüman milletlere. Müslüman olun. Müslüman gibi davranın. Müslümanlık bu değildir. O nedenle AKP tabanına ve Bakanlar Kurulu dahil bütün AKP yöneticilerine de çağrıda bulunuyoruz. Şu an AKP'den istifa etmek en büyük fazilettir. Faziletli olmak budur. Amerikan emperyalizminin yanında durarak faziletli olunmaz. Amerikan emperyalizminin yanında durarak istediğiniz kadar namaz kılın, kaza namazı kılın, dua edin. Hiçbir şekilde bu yaptığınız iş Amerikan emperyalizminin yanında durmak sizi Müslüman yapmaz, sizi kurtarmaz. Türk milleti Vatan Partisi'ne güvensin. Vatan Partisi görevinin başındadır. Şimdi Antep'e, Hatay'a gidiyorum. Oradan da Türk milletine mesajlarımızı vermeye devam edeceğiz. Amerika yenilmiştir. Amerika'yı kimse ve hiçbir füze kurtaramayacaktır. Bütün Türk milletini buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendimize güveniyoruz.
Önümüz açıktır, ufkumuz açıktır. Bu Amerika'nın gösteriş saldırılarının hiçbir kıymeti hadisi olmadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz.